Evet, yaz deplasmanı kolay bir deplasman değil. Geçtiğimiz sezon ligin iyi takımlarındandı. Sahaya baktığımız zaman kadrosunun çoğunluğu devam eden bir oyuncu grubuna ellerinde mevcut bulunduruyorlar. Biz ise tamamen yeni oluşan bir kadromuz var. Karşılaşma öncesi oyuncularımıza da şunu söylemiştik. Biz öncelikle bir kimliğimizi belirlememiz lazım. Nasıl bir oynamak istiyoruz? Nasıl oynayacağız bundan sonraki süreçte? Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman ikinci etapta da tabii ki futbol skor oyunu olduğu için skor üretmek için oynayacağız diye. İlk devre özellikle çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Yani özellikle defans birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerimiz çok iyiydi. Ama üçüncü bölgedeki koordinasyonumuz her zaman sağlıklı değildi. Bu da gayet normal çünkü çok sayıda yeni oyuncumuzun olması saha içerisindeki koordinasyonumuz zaman zaman eksik olduğunu çok net bir şekilde gözüktü. İlk devre net pozisyona giren bizdik. Özellikle Bolin'in kafa topu çok iyi bir net bir pozisyondu. Tercihlerimizi doğru yapmış olsaydık belki biraz daha fazla pozisyona girebilirdik ama maalesef yapamadık. Son yarım saat Sivas'ın baskılı gözükmesi gayet normal. Çünkü bizdeki oyuncuların fiziksel olarak düşüş yaşaması bize geç katılmalarından dolayı geçtiğimiz yıllarda az maç sayısından dolayı özellikle bizim 3. ve 2. bölgemizde oynayan oyuncular net bir şekilde gözüktü. Asane'nin fiziksel olarak düşüşünden sonra da orta sahada topu tamamen tutamadık ve rakip biraz daha dominant gözüktü. Yani ne kadar dominant gözükse de pozisyon vermedik. Bu bizim adımıza gerçekten sevindiriciydi. Cuma günü Kayseri karşılaşması var. Onu en iyi şekilde hazırlanıp inşallah 3 puanla hanemize yazdırıp ondan sonra tekrar bir 14 günlük süreç var. 14 günlük süreçte de elimizdeki mevcut olan oyuncuları fiziksel olarak belirli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Çünkü şu anda seviyemize denk değil. Bazı oyuncularımızın şu andaki lig seviyesinde olduğunu çok net bir şekilde görürken bazı oyuncularımızın çok geride olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle bunu bir homojen hale getirmemiz gerekiyor ki takımdan tam olarak verim alabilirim. Son yarım saatteki ilk 60 dakika oyun olarak çok iyiydi, çok memnun etti bizi ama son yarım saatteki karakterimiz, oyun karakteri, mücadelemiz, mücadele arzusu ve istek yani görülmeye değerdi. Bundan dolayı da oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü belirli bir plan ve projeyle geldik. Her geçen gün üzerine koyan bir Ankara gücü olacak. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Söylediğim gibi bundan sonraki karşılaşmalarda da Sivas Spor'a başarılar dilerim. Sorularınız varsa da cevaplandırayım. Evet, bizim adımıza talihsiz bir sakatlıktı. Özellikle bowling'inin yani defansı ne kadar yıprattığını, bizim önümüzde öndeki olan oyuncumuz topu takımda yani bizim adımıza tutabilen oyuncumuzdu. Sakatladı, dirseğinin çıktığını duyduk. Evet, şu anda da hastanede. İnşallah çok uzun bir süre aramızdan yok olmaz. Bir an önce aramıza döner. Ama zaten yönetimimizin yapmış olduğu şu anda çalışmalar var. Bir iki futbolcu daha aramıza katacağız. Bunlardan bir tanesi de hücum bölgesi olacak. Çünkü lig uzun. Bu sene maç sayısı çok fazla olacak. Artık kupa maçları olacak. Bundan dolayı önümüzdeki hafta eğer arkadaşlarımıza katılacak olursa tamamen kalan maçlara konsantre olacağız. Evet, bundan sonra biraz önce söylediğim gibi Sivas Spor'a başarılar dilerim. Hem ligde hem de Avrupa kupalarına. Ben teşekkür ederim.